Esselamu aleyküm muhterem kardeşlerim. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kongremiz hayırlı olsun. Günümüz mübarek olsun. Gazamız mübarek olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Onun bizlere birer yol gösterici ve elçi olarak gönderdiği, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün elçilerine salat ve selam ederek sözlerimize başlıyoruz. Büyük kumandan, büyük mücahit, Şeyh Şamil Hazretleri hesaba katılmadan Şeyh Şamil'siz bir Çeçen davası düşünülebilir mi? O büyük şehit, o büyük mücahit, Şeyh Ahmet Yasin'siz bir Filistin davası düşünülebilir mi? Dolayısıyla hareketimizin banisi, her ne kadar bazı kimseler merhum genel başkanımız diye ifade etseler de, milli görüşün yegane lideri Erbakansız bir milli görüş düşünülemez. Biz davamızın gereklilikleri karşısında imamın önündeki meyyit gibiyizdir. Evladım, eğer bu dava içerisinde kendi nefsiniz, kendi geleceğiniz, kendi isminiz için bir Allah'ı olsun aklınızdan bir şey geçirirseniz size annelik hakkımı helal etmem. Fakat aynı zamanda bu dava uğrunda size ihtiyaç duyulduğu zaman görevden kaçarsanız ahirette iki elim iki yakanızda olur diyen Hatice Nermin Hanım'ın sözleri kulağımızdadır. Bundan böyle bir tane milli görüşlü kardeşimizi dahi kaybetme lüksüne sahip değiliz. Muhterem delegeler, çok kıymetli milli görüşçüler, çok önemli bir hususu da ifade etmek isterim. Bizim bu duruşumuz ve bu çıkışımız sadece yaşımıza ve gençliğimize bakılarak milli görüş tarihindeki bir takım diğer çıkışlarla asla ve asla karıştırılmasın. Biz daha gözünü ilk açtığında kendisini bu davanın içerisinde bulmuş kimseleriz. Biz Refah Partisi'nin kapatıldığı gün adeta bir evladını kaybetmiş gibi sabaha kadar gözyaşı döken Nermin annenin evlatlarıyız. Fatih Bey. Biz Erbakan hocamızın almış olduğu hapis cezasının onanması halinde kendisini tutuklayacak polis ekiplerinin evimizin kapısında hazır beklediği sırada o büyük liderin Cenab-ı Allah'a tam teslim olmuş. Aynen mağaradaki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gibi tevekküllü haline canlı olarak şahit olmuş kimseleriz. Çok kıymetli milli görüşçüler, bugün itibariyle herkes bilsin ki Türkiye'nin başkentinden milli görüşün ikinci 40 yıl harekatını başlatıyoruz. Yeniden topyekun seferine çıkıyoruz. Milletimizin ve İslam aleminin kurtuluşu için her zaman olduğu gibi elimizi değil yüreğimizi taşın altına koyuyoruz elhamdülillah. Ve her zaman olduğu gibi diyoruz ki, bir kez daha haykırıyoruz ki, korkarma Nemrut'un ateşinden İbrahim olursa insan, hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan diyoruz. Ve diyoruz ki, ey zalimler, ey sömürgeciler, ey ırkçı emperyalistler, bundan böyle korkun bizden. Yeniden diriliyoruz, yeniden şahlanıyoruz ve yeniden geliyoruz Allah'ın izniyle. Bizim iktidarımız
Filistin'deki zulmü sadece sen iyi neden? Sadece Esed'le kınayan, tek yapabildiği gazeteye yardım malzemesiyle erzak gönderebilmek olan değil, kurmuş olduğu İslam Birliği'nin gücüyle oradaki zulmü fiilen ortadan kaldırmaya muktedir bir iktidar olacaktır. Bazılarının yaptığı gibi iktidarı boyunca Washington'a yaptığı ziyaretlerin sayısıyla övülen değil, aynen Erbakan hocamız gibi yeri geldiğinde bana ne Amerika'dan, bana ne Amerika'dan diyebilen bir iktidar olacaktır. Mübarek olsun, toplantımız hayırlı olsun, kongremiz hayırlı olsun. Bir kez daha kongre tertip heyetine Yüksek İstişare Kurulu üyelerimiz başta olmak üzere bütün büyüklerimize, hanım kardeşlerimize, gençlerimize, bütün delegelerimize ve teşkilatlarımıza ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Tüm milletimize hayırlı ve saadetli günler diliyorum. Zafer milli görüşçülerindir ve zafer yakındır. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm.